Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iki eksenli grafik oluşturmayı yapacağız. Bu iki eksenli grafiği ne zaman kullanıyoruz? İki veriyi karşılaştırdığımızda o veriler arasındaki değerler birbirinden çok farklıysa onun grafik üzerinde karşılaştırma imkanı bulabilmek için iki tane veriyi de ayrı ayrı eksenlere koymamız gerekiyor. Yapacağım işlem sonunda böyle bir grafik oluşturacağız. Sol tarafta ve sağ tarafta ayrı veriler olacak. Şimdi grafiğimizi silelim. Şimdi burada 2020 yılı araç satışları var. Bayi satışları ve Türkiye satışları. Şimdi hemen grafiğimize başlayalım. İlk önce alanımızı seçiyoruz. Ekleden çizgi grafiği seçiyoruz. Şu an bize ilk etapta getirdiği grafik bu şekilde birbirini karşılaştırma imkanımız çok zor. Hemen burada göstergeyi aşağıya alalım. Gösterge biçimlendirmeden biraz küçültelim. Evet. Şimdi İki grafikten herhangi bir tanesini seçebiliriz. Ben alttakini seçtim. Bayi satışlarını. Sağ tuşa basıyoruz. Veri seri biçimlendir. Burada seri seçeneklerin altında ikinci ekseni bu şekilde gördüğünüz gibi sol tarafta Türkiye satışlarına ait veriler. Sağ tarafta da bayi satışlarına ait verilerin eksenleri var. Şimdi bu bayi satışların çizgi grafiğini seçip sağ tuşa basalım. Onun sütun grafiğine çevirelim. Çizgi grafiğini sütun grafiğine çevirelim. Şöyle biraz da büyütelim. Şimdi normal yapacağım işlem bu kadar basit. Bundan sonrası grafik alanımızı biçimlendirme ile alakalı. Bunu küçültelim. Bu kılavuz çizgilerini görmek istemiyorsak üzerindeki çift tıkladım mı çıkan ekranda çizgi yok dediğimiz zaman kaldırabiliriz. Sonra grafik alanımızı seçip yukarı tasarımlarla burada istediğimiz tasarımı seçebiliriz. Ben bunu seçmiştim. Bu şekilde. Bundan sonra çizim alanı var arkada. Çizim alanı daha açık renk yapalım. Daha güzel gözüksün. Bu üzerindeki çizgi grafiğinin veri serileri biçimlendirilen çizgi sarı yapalım. Ve verilerin olduğu yerlerde işaret seçeneklerinden de düz olup oraya da kırmızı yapalım. Olmadı. Tekrar deneyelim. Evet, bu şekilde kırmızı yaptık. Şimdi tabi bunun verileri göstermemiz gerekiyor. Verilerin birbirine karışmaması için şimdi sütun grafikte
Verileri etiketle dediğimiz zaman üstüne ya da sağına yazıyor. Biz o verileri seçip sağ tuşa bastığımız zaman veri etiketlendirme biçiminden, eğer burada iç temel dersek verileri aşağıda gözüküyor. Sütunlarda koyu olduğu için beyaz göstermesi daha göze gözüküyor, daha iyi oluyor. Çizgi grafiğimizdeki verileri etiketleyelim. Onları beyaz çıktı. Onları sağ tuşa basıyoruz. Veri etiketlendirme biçimlendir. Üste koyalım. Ve gözükmediği için onları siyah ve biraz da küçültelim. Bu şekilde grafiğimiz oluştu. Şimdi burada verilerimizi gizlersek tablomuz kayboluyor. Onun için bütün şeylere, grafiklere bu grafik alanı seçip veri seç dediğimizde sol tarafta gizli ve boş hücreler var. Oraya tıklayıp gizli satır ve sütunlardaki verileri gösterdiği kutucuğa tıkladığımız zaman grafiğe ait verileri gizlesek bile tablomuzdaki veriler kaybolmuyor. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.